Do, re, si, sol. Tam tara, tam tara şeklinde. Evet. Eserimiz burada bir dörtlüğümüz tamamlandı. Dediğim gibi burada deyim bağları var. Şurada deyim bağı var. Bunun arasında, şunların aralarında deyim bağları var. Bunu tamamın birbirine bağlıyoruz. Şimdi görelim bakalım pratikte ne karşımıza çıkacak. Önce bu orta telde bir deneyelim bunu. Şimdi burada dikkat edersek şöyle. Eseri belki hatırlayacaksınız. Zaten buraya kadar çaldım. Aşağı yukarı birinci sayfamız bitmiş oluyor. Yani öyle karabalık olduğuna bakıp hemen gözünüzü korkutmayın. Çalışırsanız başarırsınız diye düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi disiplin, sabır ve çalışmak. Her şeyin başında da sabırdır. Hayatımızın her alanında da yardımcı olacaktır. Şimdi birinci sekizli birimi aldık. La sol, la sol. Şimdi ne yapacağız? İkinci parmağı fa mi, re mi. Fa mi re mi la sol la sol fa mi re mi la sol la sol fa mi re mi. Bu şekilde alabiliriz veya taramayla da alabiliriz. Yani sağ elimizi hızlandırıp hızı iki katına çıkarıp taramalı şekildedir. Yani tarama dediğimiz olay da buydur. Yeah. Bunu bu şekilde çalışarak komşu seslerde geliştirebiliriz. Şimdi la sol la sol fa mi re mi do re do re si sol la sol la sol fa mi re mi do re do re si sol. Şimdi burada do re do re mecbur üst telde re'yi alıyoruz. Şurada üst telde dördüncü parmağımızla şuraya bir vuruşta çarparak alacağız. Do re 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 si sol do re do re si sol do re do re si sol do re do re si sol. Şuradaki vuruşa gelince ikinci dörtlükte şurayı çekerek de alabiliriz. Yani si'yi vurup sol'ü çekerek de alabiliriz. İlla bu şekilde tezeneyle değil de çekme de al yapabiliriz. Şöyle do re do re si sol do re do re si sol. Yani diğer bir şıkkı şunu diyebiliriz. 1/8'lik burada 1/8. Bunun ikisini de 1/8'li yap. Bu şekilde de alabiliriz. İki tane yukarıdan vurup son vuruşları çekebiliriz. Tekrar ediyorum. Şimdi la sol la sol. Görüldüğü gibi ilk iki dörtlüğümüz tamam. Hemen akabinde üçüncü dörtlüğümüze gideceğiz. Orada demiştim ki birinci la solumuzu alıp ikinci la'ya orta telde bastırıldığında akabinde hemen oktav sol'e gideceğiz dördüncü parmakla. Şöyle yavaştan alalım. Şöyle la sol la sol fa mi re mi la sol la sol fa mi re mi la sol. Birinci durum neydi? La sol la sol la sol la sol fa mi re mi do re do re si sol. Burada da la sol la sol fa mi re mi do re do re si sol. Sol la sol fa mi re mi. Burada yani orta solu almıyor. Bir oktav ince solu alıyoruz. Bir değişiklik olsun. Bu arada sazımızın akortu
Şöyle. İkinci durum. La sol la sol fa mi re mi la sol la sol fa mi re mi, bunu hızlandırıyoruz. Yavaşlatıyorum tekrar. Daha sonra do re do re si sol alıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Birinci dörtlüğümüzle üçüncü dörtlüğümüzü şöyle bir bakalım. Burada la sol la oktava gidiyor. İkinci solda, burada normal orta telde devam ediyoruz. 2 ile 4. dörtlüklerimiz zaten aynı. Dore dore yani şununla son dörtlüğümüz. Dore dore si sol. Şöyle yapacağız. Bir baştan alıyoruz şu. Önce yavaştan arıyoruz. La sol la sol fa mi re mi dore dore si sol la sol la. Birinci ve ikinci dörtlüğümüz la sol la sol fa mi re mi do re do re si sol. Üçüncü ile dört la sol la sol fa mi re mi do re do re si sol. Tabi şu andaki çalım hızımla aşağı yukarı bir 16'lık birim kullanılmış olduk. Fakat bunu hızlandırdığımız zaman evet, görüldüğü gibi veya duyulduğu gibi diyelim. Bu şekilde. Bunu iki kez üst üste yaptığınızda, iki kez üst üste yapabiliriz. Aynı yeri tekrar işareti koyarak şöyle şuraya tekrar işareti koyarak burayı iki kez çalabiliriz. Yani düşünün ki bir dört dörtlük eserin içerisinde veya hani oyun havası dediğimiz eserlerde bunları kullanabiliriz. Şöyle bu şekilde taramalarla doldurabiliriz. Şimdi bir adım ileri gitmeden önce eseri şöyle yavaştan bir geçeceğim sizlere. Yani birinci sayfayı bitirmiş olacağız. Şöyle. Şimdi buraya tam asıl zor yere geleceğiz. Burada la si la sol la sol la si do re fa mi re mi do re mi sol fa mi re mi do re si sol. Bunu